Orçun! Emine! Geçin bakalım şöyle. Bekleyin de. Haluk amcanız geliyor şimdi. Hah, geldiniz mi? Bu ne biliyor musunuz? Ne, ne? Yalan makinesi. Bunu şimdi bu odadaki birine doğru tutup da soru sorduğumda eğer yalan söylerse ses çıkaracak. Bir deneyelim bakalım. Emine'ye soralım. Emine, Hüseyin çok nazik bir insandır. Haluk Bey olmaz, ben yalan falan söyleyemem öyle. Söyle. Hüseyin çok nazik bir insandır. Gördünüz mü? Nasıl ötüyor? Öter tabii. Büyük yalan söyledim çünkü. Şimdi bir de çocuklara soralım. Eğer alet size yaklaştığında öterse ceza büyük. Ama siz hemen yalan söylediğinizi söylerseniz cezanız yarı yarıya inecek. Hazır mısınız? Olamaz. Yandık. Heyecanlı. Dizilerde olsa şimdi buraya reklam koyarlardı. Durun. Ben yalan söyledim. Halit bir şey ya. Ben de. Cezanızı açıklıyorum. Hafif bir ceza olacak. Tek ayak üzerinde 10 kere zıplayacaksınız. Başla. Hadi başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Bundan sonra yalan söylemek yok. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık mı? Anlaştık. Duyamadım. Anlaştık. Anlaştık Alp Bey. Geçin bakalım annenizi babanızın yanına şimdi. Çocuklar, gördüğünüz gibi yalan er ya da geç ortaya çıkıyor. Yani gerçeği söylerseniz her zaman daha az zarar görürsünüz. Gerçeği söyleyebilir miyim? Hı-hı. Senin annen çirkin. Merve. Senin baban da maymun gibi. Orçun. Biz çıkalım artık Meltem. Hadi topla eşyalarını. Bakalım. Hadi gidelim. Ama çocuklar çok güzel kaynaştılar değil mi? Ha? Evet, çok güzel kaynaştılar. Hoşçakalın. Hadi Merve. Gel kızım. Hadi bakalım. Hadi Emine sağ ol. Çok teşekkürler. Hadi hoşçakal. Aynı gemide yol alır, ayrı dümen tutarız. Bu evde sır dolu şu halimiz o.